Herkese merhaba. Erasmus Days Questions and Answers Challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Önce kendimizi tanıtalım. Ben Güzide, 4. sınıf son dönem öğrencisiyim. Geçen sene İtalya'da Erasmus'umu yaptım. Ben Nuray, biyomedikal mühendisliği okuyorum. 3. sınıfım şu an ve 4. dönemimde Macaristan Budapeşte'de de Erasmus'umu yaptım. Ben Birkan, ben de geçen sene Polonya'da Erasmus'umu yaptım. Makine mühendisliği öğrencisiyim. Tamam. Hazırsanız soruları çekmeye başlayalım. Evet, ilk soru. Erasmus deneyiminizden öğrendiğiniz söylemesi zor bir kelime. Ben ilk başlarda İtalyanca'da nasıl teşekkür edildiğinin telaffuzuna çok zorlanmıştım. Normalde grazie diye söyleniyor ama ben hep başlarda grazie, grazie tarzı telaffuzlar yaptığım zaman düzeltildim. Benim için grazie bir zor bir kelimeydi. Ben de lehçede önce sayıları öğrenmeye çalıştım. Çünkü hani alışveriş yaparken. Ama fark ettim ki çok zor. Ve bütün sayılar birbirine benziyor. Ç, Ş gibi sesler çok fazla var. O yüzden öğrenmedim diyebilirim lehçeyi. Macarca'da şehir isimleri, ilçe isimleri falan çok karışıktı. Tramvayda duyduğum o anonslarda anlamıyordum asla. Ama sonra öğrendim yani. Onu da söyleyip hatta dalga geçiyorduk. Şey, söyleyeyim onu da. Ökümet kezone galu diyor. Sıradaki istasyon demekmiş. Sonra da istasyonun adını söylüyor ama çok karışıktı gerçekten. Her şeyin telaffuzu zordu Macarca'da. Süper. Evet. Sonraki. Erasmus maceranız sırasında denediğiniz en tuhaf yiyecek kombinasyonu. Ben Slovakya'da yedim bir tane yemek. Onların kendi yerel yemeğiymiş sanırım. İsmini tam hatırlamıyorum. Ama patates, makarna, yoğurt, mayonez böyle kavrak kaşık bir şeydi. Hatta isteyen üzerine et döktürebiliyordu böyle pastırma tarzı. Bence tadı aşırı hoş değildi. Yani biraz bayıyordu tadı. Ama yine de aşırı da kötü diyemeyeceğim. Ben pizza döner diyorum. Güzel bir kombinasyon ama çok da gerek yok açıkçası. Neden yani insanlar bunu soruyor ve gerçekten güzel ya garip bir kombinasyon. Cevabım bu. Ya ben Polonya'da o kadar farklı kombinasyondaki yemeklerden tatmadım. Yemekleri tattım fakat hani daha çok mantı gibi pierogileri var. Onun dışında pancar çorbaları var ama denemedim ve İçine de galiba o mantılardan atıyorlar. Pancar çorbası ve mantı. Ama denemedim yani. Çok gereksiz buldum. Evet. Sıradaki sorumuz. Yurt dışında geçirdiğiniz süre boyunca kazandığınızı hissettiğiniz belirli bir beceri veya kişisel gelişim deneyiminiz var mı? Tamamen kriz yönetimi ve bunun çeşitli kombinasyonları şeklinde cevap verebilirim. Bu süreç boyunca tamamen yalnızdım. Ne bir tanıdığım arkadaşım ne de ailemden herhangi biri vardı. Bu yüzden tek başıma herhangi bir problemle karşılaşırsam bunu nasıl çözerimin cevabını çok iyi şekilde verdim. Ve bu konuda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Ben de yine özgüven demek istiyorum. Çünkü birçok insanla iletişim halinde bulmak zorundasınız ve kesinlikle bu tanıdığımız birisi olmuyor yani. Ve o anda ne söyleyebileceğiniz, ne söylersem doğru konuşmuş olurum. Bu tür, özellikle İngilizce konusunda özgüvenimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Ya ben de kriz yönetimi planlama diyebilirim. Çünkü Noel zamanında büyük bir tatil oluyor yılbaşında içine alan. Ve bu tatil sürecinde büyük bir Avrupa turu planladım. Ve bu planı yaparken gün gün nerede olman gerektiğini, hangi saatte, nerede, neyi, hangi ulaşım aracına bilmen gerektiğini çok iyi planlaman gerekiyor. Ya da mesela otobüsten indin, merkezi ne kadar uzak? Ondan sonra trene binecek misin, metro var mı mesela? Bunlar çok önemli. Hatta bir kere bir yanlışlık oldu. Almanya'da Bremen'e gidiyordum. Yanlış gün hesapladığım için sadece Bremen'e uyumaya gittim. Yani akşam 7'de oraya varmıştım ve sabah 7'de de farklı bir şehre otobüsüm vardı. Ya bazen böyle şeyler olabiliyor. Google Maps kullanımı yetenekleri diyebiliriz.
Erasmus programı kariyer hedeflerinizi veya akademik ilgi alanlarınızı nasıl etkiledi? Bence Erasmus CV'ye de eklenebilecek güzel bir şey. Yani orada hem farklı bir okulun da farklı sistemini gördüğünüz için akademik olarak da daha çeşitli yerlerle çalışma ya da daha çeşitli yerlerde bulunma becerinizi geliştirebiliyor. Yani bu kadar aslında söyleyebileceğim. Ben şöyle diyebilirim. Sahip olduğumu sandığım yeteneklerin bir kısmını aslında sahip olmadığımı anladım. Yani Erasmus'tayken yaptığımız bir grup projesinde bir pitch hazırlamıştık. Ve bu pitch'te ben grup yöneticisi, grup lideri olmadım. Ve aslında grup lideri olmadığım zaman çok daha iyi performans sergileyebildiğimi fark ettim. Ve artık hani dedim ki hayır bizde. Projelerde lider olmuyorsun, görev adamı oluyorsun. Tamamen buna karar verdim. Ve ayrıca bir etki olarak kesinlikle Nure'ye katılıyorum. CV'yi çok etkiliyor. Çünkü ben Erasmus'tan döndükten sonra bir de Erasmus stajına başvurdum. Ve bu deneyimim benim stajdan kabul almama sebep oldu. Mart ayında tekrar gideceğim. Buna arkadaşlarıma katılıyorum. Çünkü ben de Erasmus'tan sonra Polonya'da bir şirkete staj başvurusunda bulundum. Ve yani sırf 5 ay daha yaşadım diye, o kültürü tanıdım diye bir tık daha ön plan çıktım. Bunun dışında hani gezdiğiniz gördüğünüz ülkelerde yurt dışında çalışma konusunda hani bu ülkede, bu şehirde yaşanır mı gibi bir düşünce çok daha kolay aklınızda kalıyor yani. Erasmus'un kattığı önemli bir şeylerden birisi. Doğru. Tamam. Sonraki sorumuza geçelim. Erasmus deneyiminiz bir film olsaydı, başlığı ne olurdu ve sizi başrolde kim oynardı? Ben buldum. Ben kesinlikle Gossip Girl, like Italy version derdim. Ben de kim olurdum biliyor musunuz? Dan Humphrey. Çünkü yani etrafımızda bir şeyler oluyor, çeşitli dramalar. Böyle diğer Erasmus öğrencileri böyle birileri bir kavgalar oluyor, bir dedikodular dönüyor, biri birinden hoşlanıyor, diğeri ondan hoşlanmıyor. Ve bu insanlar da 26-27 yaşlarında insanlar yani. Diyorsun ki olgunlaşmıştır herhalde. Ve ben de uzaktan onları izleyip böyle bir Gossip Girl edasıyla kendi bloğuma yazan Dan Humphrey olurdum. Benim bu konuyla ilgili pek bir fikrim yok diyebilirim. Yani bir film olsa piyanist olabilirdi çünkü... Söyleyeceğini biliyorum. Çünkü hani... İlk gittiğin zaman bir tık sorunlar yaşıyorsun ama hani hiben var, paran var, her şey çok güzel. Ama o bahsettiğim büyük bir gezi yaptıktan sonra piyanistin son bir saatine denk geliyor işte. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği zamanları. O olabilir. Aynen. Ben biraz daha Erasmus'un seyahat yönüne odaklanarak 80 günde devre alem tarzı bir şey söyleyebilirim. Çünkü çok kısa süre içerisinde çok fazla ülkeyi gezme fırsatı bulmuştum. O yüzden yani basit oluyor bunu söylemek. Tamam. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Yurt dışında öğrenim yolculuğuna hazırlanan geleceğin Erasmus öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Çok güzel soru gerçekten. Cevaplayabilirsiniz. Erasmus açısından yani kendilerini gerçekten her zorla hazırlamaları gerek tabii ki ama orada da her şey çözülebilir. Böyle her anınız çok mükemmel olacak değil. Ben ilk gittiğim gün, yani anadan bahsediyorum şu an. İlk gittiğim gün ağlayıp geri dönmek istemiştim. Çünkü otobüs bileti almak istediğim tek makine, kaldığım yere yakın tek makine bozuktu. Ondan sonra sim kart almaya çalıştığım tek AVM'de hiçbir operatörün sim kartı kalmamıştı. Şansıma yani nasıl oluyorsa. Ve o gün cumaydı, pazartesi gelecek diyorlardı. O geri kalan zaman boyunca hiçbir şekilde ne internet ne bir şey kullanamıyorsunuz. Eve döndüğünüzde sadece Wi-Fi üzerinden kullanabiliyorsunuz.
arkadaşlarım travmaya bin bir şey olmaz, bilet kontrolü olmuyor demişlerdi ama... Ne olmuştu? Neyse ki öyle bir şey yaşamadım çünkü o an o kadar çok şanssızlık geldi ki başıma. IKEA'da falan yastık bulamam, yastıksızdım ilk gün yani. O kadar çok kötü şey geldi ki dediler ki bana sen travmaya binme, sen bindiğin an kesin kontrol olur dediler. Bu tür durumlar gerçekten insanın başına gelebiliyor ama kesinlikle yani vazgeçmeyin. Kendinizi de her tür zorluğa hazırlayın, her şey çözülebiliyor. Bunu söyleyebilirim ben. Ben şu an mevcutta da bunu yapıyorum ve bunu izleyen öğrencilere şu tavsiye verebilirim. Eğer böyle bir fırsatınız varsa sakın parayı düşünmeyin, zamanı düşünmeyin, derslerim kalır mı, dönem uzar mı? Hiçbir şekilde düşünmeyin. Hepsinin bir çözümü oluyor döndükten sonra. Bu şans bir kere veriliyor bize ve bence bunu tüm üniversite öğrencileri deneyimlemeli ve şanslarını denemeli. O yüzden hiç kafanızdaki tüm soru işaretlerini silin ve ilk adım atarak direkt başvurunuzu yapın. Ben aynı şekilde düşünüyorum. Hani para bir şekilde bulunuyor ya da siz hani harcamalarınızı kısarak bir şekilde halledersiniz. Ki Polonya'ya gidecekseniz hibeniz çok yeterli oluyor. Onun dışında eğer bir gittiğiniz ülkenin dışında bir planınız varsa ve bunu Noel'de yapmayı planlıyorsanız yılbaşında gittiğiniz zaman yılbaşındaki o otellere bakın ve ayırtın. Çünkü zaman yaklaştıkça çok pahalaşıyor. Bunu önerebilirim. Önceden planlamak gerçekten çok mantıklı oluyor. Çünkü bu tür şeylerde çok fazla problem yaşamıştık. Biz 16 saatlik yanlışlıkla otobüs falan bilet almıştık. Onun iadesiyle uğraşmıştık. Sonra gitmek istediğimiz yerlere gidememiştik. Mesela Venedik gibi. Yani planlamalar çok önceden ve düzgün bir şekilde yapılmalı tatili gelmeden. Hatta gittiğiniz zaman yapın bence çünkü kesin gideceksiniz. Evet. Yani fırsatımız illaki olacak. Ve düzgün yapın. Aynen. O yüzden ben de son olarak şunu eklemek istiyorum. İyi bir araştırmacı olun. Gideceğiniz okulda karşılaşacağınız durumlar, dersleriniz, kalacağınız yer, oradaki ulaşım kolaylıkları hepsini... Sadece araştırın ve not alın. Yani buradaki en büyük size artı yetenek tamamen araştırmacı bir kişilik olmak. Bu şekilde. Ülkenizdeki arkadaşlarınız ve ailenizle iletişimde nasıl kalıyorsunuz ve mesafe ilişkilerinizi nasıl etkiledi? Yani artık şu anki teknolojik dönemde görüntülü açıp direkt yanınızdaymış gibi çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde de her zamanki gibi bir telefon uzaktalar. Yani farklı şehirde nasıl okuyorsanız farklı ülkede de aynı şekil gibi oluyor. Sadece hemen yanınıza gelemiyorlar fiziksel olarak. Benim için hiçbir şey değişmediğini düşünüyorum ailem ve arkadaşlarım arasındaki ilişkimle. Hatta belki artmış bir şey olabilir çünkü merak ediyorlardı ve sürekli olarak arayıp soruyorlardı. Bu kadar yani. Benim de şöyle, ben ilk defa ailemden uzakta kalmıştım ve bu kadar uzun bir süre, 5 ay. İlk başta korkum şuydu, ya beni her gün, her saat darlarlarsa işte olur olmadık yerlerde görüntülü bir video arama, işte sürekli ne yapıyorsun, nasılsın, hani bu tarz şeyler bir yandan beni korkutuyordu ama onlar sizin güvende olduğunuzu hissettikleri zaman her şey normal. İstanbul'da, Türkiye'de nasıl iletişime geçiyorsanız, orada da bir WhatsApp mesajı, eğer özlediyseniz bir video call bir şekilde oluyor. İlişkilerimi olumsuz olarak etkilemedi. Aynı şekilde hayatımda önemli bir değişiklik olmadı. Ya benim için aynı şekilde mesela hani Polonya'da bulunduğum zamanlarda, boş olduğum zamanlarda, dışarı çıkmadığım zamanlarda yine oyun arkadaşlarımla birlikte oyun oynamaya devam ettim ya da ailemle de aynı şekilde. Yani telefonla her şeyi kolaylaştırıyor yani bu şekilde. Evet. Yurt dışında okurken bütçenizi ve finansmanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Şöyle başlayabilirim. Zaten bu programı kazandığınız zaman ulusal ajans okulunuz aracılığıyla size bir hibe veriyor. Bu hibe tabii ki de onlar da bunu iddia etmiyorlar. Sizin oradaki tüm harcamalarınızı karşılamıyor. Bunu herkes biliyor. Ama şöyle, ben mesela yurtta kalıyordum, okul yurdunda. Ve bu hibe benim okul ödemelerimi güzel bir oranda karşıladı.
Onun dışında kendi birikimlerim, ailemin gönderdikleri bunları bir şekilde koordine etmeye ve dengelemeye çalıştım. Şu şekilde sonlara doğru dönmenize yakın günlerde tabii ki de paranız azalıyor ve artık kendiniz yemek yapmaya başlıyorsunuz, dışarıdaki vakitleri azaltıyorsunuz. Çünkü gezmek artık daha önemli bir hal alıyor sizin için. Ama bütçe yönetmek ve ekonomi yönetimi kesinlikle Erasmus'un en büyük katkılarından biri. Çünkü ben bu şekilde bir birey olduğumu artık hissettim. Evet. Gerçekten de söylediği gibi son anlara doğru seyahat kısmı başladığı için okul bitiyor, bir kısmında tatile geçiyorsunuz artık. Orada bazı kısmalar, bazı şeylerden feragat etmeler başlıyor. Yani biz mesela en iyi otelde kalmak yerine McDonald's'ta kalmayı tercih ettiğimiz zamanlar oldu. Ya bu da bizim daha çok ülke görmemize, belki de o ülkede daha fazla kalmamıza sebebiyet verdi, onu sağladı. Onun dışında eve daha çok hediyelik getirme, arkadaşlarıma, aileme, ona da sebep oldu. Yani bir şekilde gerçekten de Güzden'in dediği gibi birey olduğunuzu anlıyorsunuz ve bütçe yönetimini artırıyor sizin için, böyle bir yetenek geliştiriyor Erasmus kesinlikle. Ben ise arkadaşlarıma, aileme neden hediyelik götüreyim? Bir iki gün daha bir yerde kalırım gibi düşündüm. Yine dedikleri gibi hani dışarıdaki harcamalarınızı azaltıp tamamen gezmeye odaklanmak. Yani sadece sizin yaptığınız bir şey. Bunu tam tersini de yapabilirsiniz. Gezmeyi pek sevmiyor olabilirsiniz. O da arkadaşlarım benim öyleydi. Fakat ben tam tersi olduğum için paramı oraya aktarıyordum. Ve Polonya ekonomik olarak diğer ülkelerden daha ucuz, yani yaşam daha ucuz. O yüzden hibe bayağı yeterli oluyor. Sadece hani Polonya'nın dışına çıkacaksanız onun dışındaki harcamalarınız kendi cebinizden çıkıyor. Gayet yeterli para yani şey için, Polonya için. Şunu ekleyerek bu soruyu bitirebiliriz. Şu yorumu da yapmak istiyorum. Bu kesinlikle sizin yaşam tarzınıza doğru ilişkili, doğru orantılı. Eğer siz lüksü seven bir insansanız zaten ona göre bir parayla gidiyorsunuz. Ya da harcamalarınız o yönde oluyor. Ya da son iki ay gerçekten paranız bitiyor. Ama siz orta halli, ben hani çok da lüks şeyler almasam, lüks yerleri görmesem de olur diyorsanız bu bütçe size her halükarda yeterli oluyor. Erasmus programınızı tamamladıktan sonra planlarınız veya beklentileriniz nelerdir? Erasmus'tan döndükten sonra ilk olarak tekrar gitmek istedim. Bunu belirteyim. Çünkü gerçekten inanılmaz bir tecrübe oluyor. Ve özlüyorsunuz her halükarda. Ama bunlar, ben Erasmus'u aynı zamanda gelecekteki planlarım için de kullandım birazcık. Yani iş başvurularında ya da staj başvurularında bunları göstererek işte böyle bir deneyimim olduğunu, başka bir okulda, başka bir akademik durumda bulunduğumu kanıtlayabileceğim, şu an kanıtlayabileceğim yani. Ve bunun da işe yarayabileceğini umuyorum, bekliyorum, bu şekilde bekliyorum. Bence öyle de olacak zaten. Evet, benim için de aynı şekilde. Bana çok güzel bir kapı açtığını inanıyorum ki açtı da. Döndükten hemen sonra Erasmus stajı başvurularını takip ettim. Ve staj arayışına başladım. Bu firmalara başvururken kesinlikle daha önceden Erasmus öğrenim hareketliliğine katıldığımı belirttim. Ve bu bana çok büyük bir artı kattı. Ve başvurum olumlu sonuçlandı. Mart ayında da Belçika'da Erasmus stajımı yapmaya gideceğim. Benim için de staj konusunda aynı şekilde. Yani eğitim gördüğünüz yerde staj başvurusunda tekrardan bulunursanız, yani orada bir ya bir dönem ya da iki dönem geçirdiğiniz için birazcık daha ön plana çıkıyorsunuz başvurularda. Onun dışında hangi şehirde nasıl yaşanır ya da yaşayabilir miyim ben burada gibi şeyler oluşuyor kafanızda. Ona göre eleme yapabiliyorsunuz aklınızda yani. Büyük metropoller bazen çok kalabalık ve sıkıcı olabiliyor mesela. Onun için güzel bir şeydi Erasmus bizim için. Sadece kariyer için değil, aynı zamanda sosyal hayat için de beklentilerimizi karşılamış oluyor bu şekilde. Aynen. Teşekkür ederiz. Sonraki soru, pozisyon.
Erasmus programınız sırasında başka şehirlere veya ülkelere seyahat etme fırsatınız oldu mu? Favori seyahat deneyimleriniz var mı? Evet, tabii ki oluyor bu arada. Yani mutlaka insan bir sürü ülkeye gidebiliyor. Ben çok fazla yere gittim. 10 tane, Macaristan dışında 10 taneydi sanırım, tam hatırlamıyorum. Yani birçok yerin kültürel de, tarihsel olarak da farklarını gördüm. Ve aslında bireysel favorim İtalya'ydı, Roma. Oranın tarihi çok etkilemişti beni. O zamandan kalma yerler, milattan önceden kalma yapılar çok fazlaydı. Ve nasıl bu kadar ayakta kalabilmiş, hikayelerini falan okuyup öğreniyorsunuz. Onun dışında kendi gittiğim Macaristan, Budapeşte, Amsterdam. Yani buralar gerçekten bir tap seçemiyorum. Yani bir favorim yok. Her yer çok güzeldi. Ve herkesin de gidip görmesi gereken yerlerdi. Fırsatınız olursa mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor kesinlikle. Doğru, katılıyorum. Zaten Erasmus'a başladınız mı direkt seyahat planları da yapmaya başlıyorsunuz. Bu artık otomatik gelen bir özellik oluyor. Ben de yaklaşık 15-16 şehir, farklı şehir gördüm kendi bulunduğum şehir haricinde. Ve gerçekten harika anılar biriktirdim. Sırtımda koca bir sırt çantam, benden ağır. Ve bu şekilde gezmeye çalışmak, zamanı yönetmek, paranı iyi harcamak. Bunlar gerçekten çok güzel çıktılar veriyor size. Favori olarak da ben kesinlikle Hamburg diyorum. Zaten bir Almanya fanı olarak bu şehrin o güzel, otantik havası ve bana biraz da İstanbul'u hatırlatıyor olması. Çünkü güzel bir sahili var, martılar falan. Burası benim favorim olmuştu. O düzen, dediğim gibi organizasyon beni içine çok çekti. Ve ileride burada yaşamak isterim diyebildi burası için. Ben de Polonya'daki yaşam şartlarımı birazcık daha kısarak ne kadar daha fazla gezebilirim gibi bir plan yapmıştım ve bayağı başarılı oldu. Favori şehrim Salzburg oldu. Diğer büyük metropollerden birazcık daha farklı. Zaten küçük bir şehir. Bu kadar. Tamam. Bir sonraki sorumuz. Evet. Bir sonraki sorumuz. Yeni bir dil öğrenmek veya dil becerini geliştirmek Erasmus maceranızın nasıl bir parçası oldu? Yeni bir dil öğrenmek olarak ben İtalya'da bulundum. Önceden söylediğim gibi. İtalyanca pek öğrenmek istemedim açıkçası. Tabii ki de birkaç kalıp, işte phrase'ler, kelimeler öğrendim. Mimikler öğrendim. Çünkü çok güzel bir şekilde kendinizi ifade edebiliyorsunuz, onları da anlayabiliyorsunuz. Ama dil becerisi olarak ben Erasmus'tan önce hiç speaking pratiği yapmadım İngilizce'de. Tabii ki de hazırlık okulunda işte konuşma dersleri vesaire, ama hiçbir yabancı arkadaşımla yüz yüze bir İngilizce konuşma fırsatım olmadı. Ve ben bir anda böyle bir okyanusun ortasına atıldım. Konuşmak zorundasın burada. Ve bu bana zorla bir speaking practice yaptırdı. Ve ben döndükten sonra İngilizce konuşma becerilerimin çok fazla geliştiğini fark ettim. Ve bunun üzerine de gittim. O şekilde. Polonya'da lehçe konuşuluyor ve lehçe gerçekten zor bir dil. Çok değişik harfleri var. Yani ne kadar Latin harflerini benzinse de çengelli Z gibi bir harf falan var. Ya da L var, üzerinde çizgi var. Ve hepsi farklı şekilde telaffuz edildiği için ve hiçbir şekilde duymadığın için önceden çok zordu benim için. Öğrenmeye zaten ilk başlarda birazcık hani teşekkür ederim falan filan gibi kelimelerle başladım. Sonra sayılar falan, ama olacak gibi olmadığını fark ettim. Ben de bırakmıştım. Ama İngilizce konusunda, yani yaşlılar birazcık İngilizce bilmiyorlar çünkü eğitimden dolayı. Ama gençler neredeyse hepsi İngilizce biliyor. Kasiyerler genç olduğu zaman çok kolay anlaşabiliyorsunuz. Onun dışında Erasmus olduğu için hani farklı ülkelerden gelen, mesela benim gittiğim okulda İspanyollar, Fransızlar ve Türkler vardı. Ama hani İspanyollarla Fransızlarla İngilizce konuşarak, yani gerçekten bayağı ilerledi İngilizce konuşma konusunda.
Akademik deneyiminiz kendi üniversiteniz ile ev sahibi üniversiteniz arasında nasıl farklılık gösterdi? Ne gibi farklılıklar var mesela üniversite kültür açısından orada? Ben şeye çok şaşırmıştım. Onlar da çoğu bölümü 6 yıllık şeklinde alıyorlar. 4 yıl fakülte, 2 yılda master şeklinde. Yani onu paket şeklinde giriyorsunuz üniversiteye direkt. Hatta öğretmenlik bölümlerinde sanırım master yapmazsanız işe başlayamıyormuşsunuz. Bunlar bana çok farklı gelmişti. Aynı zamanda zorunlu bir beden eğitimi dersleri var. Yani bizim lisede olanlar tarzında. Ve kredisi yok aslında ama zorunlu almak zorundasın, vermek zorundasın. Bu da harekete teşvik ediyormuş akademik olarak. Bu farklılığı hatırlıyorum. Onun dışında herkes master yapıyor. Bu sanki onlarda zorunlu bir şeymiş gibiydi. Çok fazla master öğrencisiyle aynı dersi aldığım oldu. Ama iyi geliştiriyorlar gerçekten. Hepsinin grup çalışmaları, takım çalışmaları, bu tür şeylere çok önem veriyorlar akademik olarak. Başka bir şey ekleyemedim. Ben de iki farklı şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Benim okuduğum üniversitede Milano Devlet Üniversitesi diye geçiyor. Burada şöyle bir sistem var ve keşke bizde de olsa. Bir ders için o dönem içinde 5 kez sınava girme hakkın var. Ve bu sınav sessionlarını sen seçebiliyorsun. İlla birinciye katılmak zorundasın, üçüncüye katılmak zorundasın gibi bir kural yok. Sen örneğin Ekim ayında kendini bu sınav için hazır hissetmiyorsun. Kasım ayındaki oturuma katılabilirsin. Ya da dönem sonunda da katılabilirsin. Kendini daha çok geliştirip, daha çok şey öğrenip. Böyle bir avantajları olması harika bir avantaj, harika bir artı. Bir de şöyle bir özellik var. Dönem başlamadan önce demeyeyim. Derslerin ilk haftası. Hocalar sana şu seçeneği sunuyor. Attending student mu olmak istiyorsun, non-attending student mu? Eğer non-attending student olmayı seçersen okula gelme zorunluluğun yok. Tabii ki de sınavlara girmek zorundasın. O da şöyle oluyor. Sana sorumlu olduğun akademik makaleler ya da ödevleri veriyorlar. Ve diyorlar ki bu sınav tarihlerine kadar bunlardan sorumlusun. Tabii ki de attending student'a göre sorumlulukları daha fazla. Sorumlu oldukları konular, makale sayıları daha fazla ama okula gelmek zorunda değilsin. Fakat attending student olmayı seçersen %70 devam zorunluluğu var bizdeki gibi. Bu da farklı bir özellikti. Polonya'da benim gittiğim okulda da yani sınav konusunda neredeyse aynı bir şey plan vardı. Üçer haftalık farklı sınavlar oluyordu ve herhangi birine girip geçebiliyordun. Ya da birisine girdin, başarısız oldun, son ikine de girebiliyordun. Ama hani bizde dönemin içinde farklı yerlerde değil de daha çok dönemin sonuna doğruydu. Onun dışında ben makine mühendisliği okuduğum için genel olarak Polonya'nın bütün mühendis yani makine mühendislerinin dersleri şu şekildeymiş. Daha çok teorik bilgi değil de hani görerek yaptıkları şeydi. Ben de zaten aldığım 4 tane makine dersinin hepsinde 1001 farklı şey yaptık. Birisinde mesela uçak motoruyla ilgili bir deney yapmıştık. Diğerinde arabanın yazılımıyla ilgili bir şey yapmıştık. Böyle bir sürü şey var. Ve mesela Türkiye'de birazcık teknik bir terim olacak ama 5 eksenli CNC olan kaç tane okul var? Benim gittiğim Lublin'de yani küçük bir şehirde bile gittiğim tek yani içinde 3 tane üniversite vardı ve ikisinde bu dediğim makineden vardı. Yani o yüzden makineye çok fazla önem veriyorlardı. Teknolojik olarak mühendislik daha değerli diyeyim. Evet çünkü şeyin farkındalar. Hani daha çok gelişmeliyizin farkındalar. O yüzden evet. Pratik. Ben bu sınav şeyini söylemeyi unuttum. Bizde de aynı şekilde. Yani sanırım bu Avrupa üniversiteleri olarak kararlaştırdıkları bir şey. Birden fazla sınav hakkınız var ve size uygun tarihi seçebiliyorsunuz. Üstüne üstlük istediğiniz kadar demeyeyim de birinciden kaldığınız tekrarı var, birincinin tekrarı var, ikinciden kaldığınız ikincinin tekrarı var. İstediğiniz kadar neredeyse tekrar vardı. Yani geçmeniz için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Öğrenci için uğraşıyorlar. Bu gerçekten çok eğitimlerinde çok beğendiğim bir özellikti. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Burada teşekkür güzel ederiz. Bir bilgilendirme gerçekleşti. İşte katılmak isteyen arkadaşlara umarım ilham olursunuz. Evet.